aleyhissalatu vesselam benim kardeşlerime selam demişti. 14 asır evvel, vefatına çok az kala, Uhud'u ziyaret etmiş, vefanın, yiğitliğin, kahramanlığın, sadakatin, samimiyetin timsali olan Uhud kahramanlarını ziyaret etmişti. Bir edip Nesir'le bir gün onlar için şöyle diyecekti. لَقَدْ بَنَوْ د۪ينَ اللّٰهِ عَلَى اَكْتَافِهِمْ وَمَدَوْ قَبْلَ اَنْ تُقْبِلَ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ Allah'ın yüce dinini omuzlarında kurdular. Dünya kendilerine gülmeden de çekip gittiler. Çilesini çektiler. Izdırabıyla iki büklüm oldular. Şakaklarında sancı zong zong zongladı. Bir gül devri gelmeye başladığı anda onlar çekip gittiler. Vefalı dost bu vefalı dostlarını unutmamıştı. Onları her perşembe günü ziyaret ediyor, selam size diyordu. Vefatından az önce de gitti onları ziyaret etti. Ve dola dola ağladı. Esas mahbub-ı mutlakına ulaşacaktı. Rafik-i âlâya gidecekti. Allah kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakmıştı, o öteyi seçmişti. Yeter insanlar arasındaki vazife, seni, seni Allah'ım demişti. Ama bununla beraber o vefalı dostlar sinesinde öyle iz bırakmıştı ki onları silip kafasından ve kalbinden atamıyordu. Oradaki bu tatlı mülakat, sadık dostlarıyla görüşmeden sonra kardeşlerime selam dedi. Dediler ki ya Resulallah kardeşlerim biz değil miyiz? Yo dedi, onlar henüz gelmediler, gelecekler. Felaketlerin felaketleri kovaladığı devirde gelecek onlar. Yangınların yangınları kovaladığı devirde gelecek onlar. Dine bin bir tuzağın kurulduğu devirde gelecek onlar. Dine omuz verenlerin azaldığı devirde gelecek onlar. Bu işi taşıma boyunduruğunun yere konduğu devirde gelecek onlar. Onlar henüz gelmediler, onlara selam diyordu. Ve aleykesselam ya Resulallah. Elfi elfi salatin ve elfi elfi selamin aleyke ya Resulallah. Ona karşı sinelerde duyulan derin bir aşk, bir heyecanla o es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah sözüyle anılmaktadır. Ve biz 14 asır evvel bize gönderdiği selamı her sene birkaç defa bir araya geliyor. Hep bir ağızdan en temiz vicdanlar halinde ona iade ediyoruz. Ve aleykesselam ya Resulallah diyoruz.